Çağla aşı ve nohutlu pilav. 700 gram çağla, 1 kilo haşlanmış kuzu kuşbaşı et, 2,5 su bardağı et suyu, 2 su bardağı haşlanmış nohut. Terbiyesi için 750 gram süzme yoğurt, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı hasbir, 1 çay kaşığı karabiber. Pilavı için 3 su bardağı pirinç, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 6 su bardağı su, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi çağla, bildiğimiz çağla aslında. Şunu evet. Gösterelim. Evet. Tuba, bu böyle pazarlarda falan satılan, marketlerde, manavlarda olan, yazın böyle geldiğinde kütür kütür yediğimiz, hamilelerin canını çektiği bir çağla efendim. Bundan yemek yapacağız. Bayağı da değişik olacak. Evet. İstersen hem bunu anlat, bir de bunun nasıl bu aşamaya geldiğini anlatalım. Evet. Bunların çekirdeklerini ayıkladık. Hı hı. Sıcak su dolu tencerede kaynattık birkaç taşım. Hı hı. Kaynattıktan sonra o suyunu süzüyoruz. Hı hı. Tekrar duru suda bir yarım saat 40 dakika kadar bekletiyoruz. Tekrar bekletiyoruz. Bu işleme hazır. Bu olmuş hali. Evet, bu olmuş hali. Bu olmamış hali. Bunun çekirdeklerini şu an temizleyeceğiz. Tabii. Onları en azından nasıl ayıklandığını hanımlara gösterelim. Çünkü bunu genelde yemeğini yapmıyoruz. Böyle güzel güzel atıyoruz ağzımıza. Ayıklanışını göster. En azından hanımlarda ortadan bilsinler. İkiye kesiyorum. Tamam. Şu orta çekirdeklerini çıkarıyorum. Alırsın, acı olmasın diye. Şöyle pardon, yani çekirdeğini şuralalım. Tamam. Şöyle göstereyim. Hı-hı. Şöyle bir hali olacak. Yani tek başını kestik, ortadan ayırdık ve beyaz çekirdeği çıkardık. Şu çekirdek çıkmış olacak yani içerisinden. İçindeki. Evet. Da bunu bir haşlıyorlar. Evet. Sonra o suyu süzüp bir 40 dakika kadar da normal duru suda. Evet, duru suda bekletiyoruz. Bekletiyorlar. Evet. Tamam. Yani en azından bunu efendim size gösterelim dedik. Şimdi biz bu beklettiğimiz, suda beklettiğimiz, haşladığımız hali kullanacağız. Aynen. Şunları o zaman arkaya alayım. Hanımlara göstereceğimizi gösterdik. Şöyle. Evet. Gelelim şimdi bu çağla aşını yemeği nasıl yapıldığına. Evet. Nereden başlıyoruz? Şimdi tenceremize etimizi ve suyumuzu alıyoruz. Tamam. Bir tarafta pilav yapacağız, bir tarafta evet, da yemeğimizi yapacağız. Servis kaşığı. Şimdi et haşlanmış et, nohut haşlanmış evet, nohut. Haşlandı. Aslında böyle dolabınızda, buzluğunuzda varsa malzemeler kolay da yapabileceğiniz bir yemek olabilir. Şimdi bu böyle bir kaynayacak. Evet, şimdi kaynayacak. Tamam. Kapağını kapatalım. Aynen. Kaynamasını bekleyeceğiz. Daha sonra çağlamızı içine ilave edeceğiz. Yani aslında bütün malzemeler önceden pişmiş oluyor ki sonradan birbirine evet, geçecek lezzetler. Aynen. Bu sırada istersen pilavını da yapalım. Aynen. Tamam. Pilavımızın altını şöyle yapıyorum. Nasıl yağ istersin? Ayçiçek yağı, bitkisel margarin. Ayçiçek yağı alalım. Yağımız biraz ısınsın. Tamam, ısınsın. Ondan sonra içine pirinçlerimi evet, atacağız. Sonra da nohutlarımızı. Evet, biraz şöyle suyunu hafif çekmeye yakın nohutları ilave edeceğim. Nohutları başta ilave etmek istemiyorum. Haşlanmış olduğu için çok böyle yumuşayıp o özelliği dağılmasın. Kaybetmesin. Aynen, onun için. Pilavda püf noktan var mı? Ya ben kavurarak yapıyorum. Kimisi hani pirinci haşlayarak yapıyor. Hmm. Ben kızgın yağ atıyorum. O şekilde kavurup. Biraz kavuruyorsun. Evet, ondan sonra suyunu ilave edip o şekilde pişiriyorum yani. Çok bir şeyim yok. Yok yani, öyle gayet de güzel oluyor yani tane tane. Ay, bir de sana şey soracağım. Şimdi dedin yani çocuklar yemek yiyor benden. Evet. Okul çağında çocuklar aynen, var. Neler tercih ediyorlar mesela? Sulu yemek çok seviyorlar. Antep'in yöresel yemeği yuvalama var. Ekşili ufak köfte yiyorlar falan. Yiyorlar yani onları. Yiyorlar. Nasıl tabii yaş ki grubu? Ortaokul. Vallahi helal olsun. Şimdi ortaokul çocukları evet, sulu yemek yemesi vallahi zor. Aileler de çok memnun. Evet, bu şekilde yemek yemelerinden sağlıklı besleniyorlar. Herkes gelip sana teşekkür evet, ediyordur vallahi. Evet, yani çok mi iyi. Ama şöyle bir şey var işte. Biraz daha hani belki birkaç arkadaş birlikte geliyorlarsa yemeğe biraz onlar da birbirini evet, etkiliyordur. Evet, aynen. Pilavımızı kavuruyoruz. Sanırım evet, 1-2 ölçümüz var değil mi? Yani 3 su bardağı pirinç koyduk. Yaklaşık evet, 6 su bardağı kadar da evet, su ekleyeceğiz. Aynen. Bu arada bakalım etimizin durumu nedir? Ha, daha kaynamış. Birazdan kaynayacak. Bunlar hep ikisi birlikte mi yapılır? Yani çağla yemeğiyle pilav eşittir. Hmm. Yani tek bu gitmiyor yani. Gitmiyor. Yanında muhakkak pilav yakışıyor.
Şey gibi böyle haşlama yemeği vardır ya, yani haşlamanın yanına da böyle bir pilav istedik. Evet yani istenir, o hani o tadı çok sulu yemeklerde. Evet, aynen onun gibi yani var. O tadı istiyorsunuz. O pilav orada olması. Yok olmazsa o pilav orada olacak. Evet yoksa boşluk oluyor yani. Boşluk kalabilir. Kalmasın. Tuzumuzu atalım. Atalım. Şurada hemen tuzumuz var. Şurada da kaşığımız var, alabilirsin. Suyunu da ekleyeceğiz onun. Evet. Değil mi? Suyunu da alalım hemen. Şöyle. Şimdi o zaman 6 bardak evet. Ölçümüz var. Şunu şöyle bir kenara alalım. Elin de yanmasın. Böyle bir parmak boşluk bırakayım istersen. Övgüyle aranma sever misin? İyi. İyi mi? Evet, fırsat buldukça yapabiliyorum bir şeyler. Ama sen daha çok yemekle ilgilisin galiba. Evet. Bugün tadımdan sonra efendim Tülin ablayla birlikte olacağız. Programımızın örgü ve tasarım köşesi var. Onunla da böyle bakalım bugün neler öğreneceğiz. Kaç oldu? 3 mü? 4. Evet. Şimdi artık pilava demlenmesine, pişmesine yakın. Aynen. Nohutunu ilave edeceğiz. Nohutunu ekleyeceğiz. Baştan eklemiyoruz, nohutlar kendini bırakmasın evet. diye. Bu sırada bunu yaparken biz burada etimizin suyu haşlandı evet. bile. Kaynağı. İstersen çağlalar atalım. Tamam. Valla çağla hiç yemeğin içinde yememiştim, merak ediyorum şimdi. Dedim. Kaynamış et suyumuz ve nohutunun içerisine çağlamızı boşaltıyoruz. Hepsini koyacak mısın? Evet. Nohut var, et var, çağla var. Aslında çok malzeme yok ama böyle baskın tatlar var. Evet. Yöresel bir yemek. Ana yemek yani. Böyle eski zamanda davetlerde falan da bu yemekler oldukça. Şimdi mesela düğünlerde, bayramda falan hiç yapılır mı bu yemekler? Var yani böyle zaman şey? Zaman ama yuvarlamanın yerini hiçbiri almıyor ama bu da gerçekten onun kadar şey. Peki bunu da mı eskilere hızlı. Ait bir yemek yoksa evet. bu da hani şu an bilinir mi? Tabii ki bilinir. Çağla yemeği yani evet yapan. Bilinir, tabii ki bilinir. Hadi bakalım biz o zaman terbiyesini tamam. yapalım. Tamam. Bunu ne zaman ekleyeceğiz? Bunu en son üzerine. En son. Süsünü yapacağız. Yani Antep'te tabiri caizse nakışı derler yemeklerin. Nakışı mı? Evet. Bunun adı ne diye geçiyor? Hasbir. Bunun adı hasbir diye hasbir geçiyor. Diye geçiyor. Bunu yakacağız yağda. Yok çok yakmayacağız. Yağı ısıtacağız. Ha. Yemeğin üzerine böyle bir fiske, iki fiske kadar koyup kızgın yağ üzerine kızgın dökeceğiz. Kızgın yağ üzerine dökeceğiz. Nane gibi Sıfır değil. Bu hemen farklı. Kararıyor. O yüzden rengini kaybetmesini istemiyoruz. Aha. Tamam. Yumurtamızı orada evet. alabilirsin. Bir tane yumurta kırıyorum. Tamam. Süzme yoğurt kullanıyoruz bu arada. Normal yoğurt sulanır mı çok acaba? Yok. Normal yoğurt bunda olmaz. Olmaz. Süzme yoğurt. Evet süzme yoğurt. Suya alınmış yoğurt olması gerekiyor. İyice buluyorum. Tütürlük olmasını istemiyorum çünkü. Hemen ekler miyiz üstüne? Biraz çağlanın pişmesini bekleyeceğiz. Bir 10 tamam. dakika kadar. Tamam. Ondan sonra onu evet, yoğurt alacağız. Terbiyesini yapacağız. Alışacak ve alıştır ekleyeceğiz. Aynen. Terbiyemiz hazır. Pilavımızın pişmesini bekliyoruz. Bir yandan da biraz çağlamız yumuşasın. Ondan sonra buluşturacağız ve üzerine de güzel bir yağ yakacağız ve sunum hazır olacak az sonra. Şimdi efendim artık yemeğimiz kaynadı sayılır. Meyanesini buluşturalım. İstersen evet. oradan biraz alalım. Ben de bir yandan karıştırayım. Hı-hı. Kaynayan et suyundan. Hı-hı. Şöyle. Yoğurdun içine alıştırıyoruz. Evet şimdi bunu iyicene çıktıktan sonra Hı-hı. bu sefer o tarafa aktaracağız. Evet hepsini. Bununla buluşturacağız. Bir taşım kaynaması yeterli. Evet aynen çok fazla kaynatmamıza gerek yok. Evet. Yemeğimiz kaynarken bu arada dolmamız pişti. Onu hemen alacağım. Dolmamızı servis tabağımıza alalım. Haydi gel. Firik acuru yapmıştık efendim. İki çeşit dolma. Gayet güzel kokuyor vallahi. Kokular fena. Bu sırada nohutumuzu pilavımıza eklemiştik. Pilavımız artık pişti, demlendi. Bir iki taşımda yemeğimiz kaynarsa az sonra ikisini birden servis edebileceğiz. Dediğin gibi hakikaten şişmiş. Az evet. koysak bile bak yanlardan. Hı hı. Firikler çıkıyor.
Bulgur da şişiyor. Firik de. Doyurucu, besleyici. Son birkaç tane kaldı. Onları da koyunca. Dolu dolu oldu. Evet. Değil mi? Hemen dolmamı servis ederim. Filik acuru yaptık efendim. Çok değişik bir dolma oldu Antep yöresine ait. Şimdi artık kaynadı. Hemen yemeğimizi az sonra servis edeceğiz pilavımızla birlikte. Geldik artık servis kısmına efendim. Şunları şuradan. Belki pilavı en azından şu kenara alırsam değil mi? Evet. Soğumuş olur. Yok, o kadar soğumamış. Biraz daha şöyle alayım. Rahatça karıştırıp servis edelim. O da olduysa altını kapatabilirsin. Evet. Yoğurdumuz kaynadı. Tamam. Ben de pilav aldım bu tarafa. Şimdi artık servis tabaklarımızı almaya başlayacağız. Şöyle istersen içine hem suyundan hem çağlalarından etinden gelecek şekilde alalım. Bunun üstüne en son yağını yapacağız. Evet. İspir ve yağını dökeceğiz. İspiri döküp üzerine yağ. Evet, aynı. Karabiber de koyacağım ben biraz yağına. Daha lezzetli oluyor. Aa, yağına karabiber. Evet. Yeterli sanıyorum. Tamam. Hemen şöyle otumuzu da o zaman dökelim. Üzerine yağımızı ısıtmamız lazım. Ayçiçek yağı değil mi? Evet. Tamam. Bolca kullanılıyor. Mesela evet. Bu olmazsa hanımlar bunu bulamazsa ne yapsınlar? Var mı böyle yerine geçecek bir şey? Yani nane kullanıyoruz. Nane ile karabiber ama kuru nane ile karabiber ama bence bu buna yakışan en iyi. En iyisi bu. Gerçi evet. Artık aktarlarda bütün evet. Baharatlar var zaten. Bulunuyor her yerde var. Isındı sayılır. Şöyle. Çok az. Az mı? Evet. Onun yarısı kadar. Evet. Yeter. Hemen altını kapatıyorum. Alabilirsin istersen. Servisini yapalım. Üstünde pişti resmen ya. Evet. Değil mi? Şahane oldu. Hadi bakalım pilavımızı da o zaman şöyle bir karıştırayım hemen. Gayet güzel gözüküyor. Efendim, gösterelim şöyle. Hemen yanına da pilavımızı koyuyoruz. Çağla işi yaptık ve yanında da nohutlu pilav. İnanılmaz güzel, yöresel bir Antep yemeği oldu. Şimdi günün tatlısı gelecek. Devam ediyoruz.